sayfasını yazacağız. İletişim sayfasının formatını tasarlayacağız. Şöyle bir şey ortaya çıkacak. Ben hazırladım bunu. Sadece kodların ne iş yaptığını anlatacağım. Şeyi yazmıştık. Fonksiyonu yazmıştık. Önceki dersleri takip ederseniz. Nüveli alanlı fonksiyonu almıştık. Sadece fonksiyonları değiştirip buradan linkini değiştirdiğimizde bütün sayfalara değişecek. Nasıl yani? Bakın buradan tıkladığınız zaman indeks sayfasına gidiyor. Buradan tıkladığınız zaman da iletişim sayfasına gidiyor. Şimdi mesela değiştirdim onu. İletişim sayfası yerine mesela ne diyelim? http://www.google.com.tr yazalım. Tabi PHP kısmını sileceğiz. Kaydettik. Bakın sadece burada değiştirdim. Çünkü iki tane sayfada yeri değiştirdim. Bakın. İletişim sayfasına geldiğim zaman bakın şunun üzerine geldiğim zaman aşağıda şurada çıkan yazıya bakın. Ve tıklıyorum. Gördünüz mü? Ne yaptık? Şimdi indeks sayfasına gidelim. Buraya geldim. Bakın yine Google'a gittim. Yani tek bir yerden değiştiriyorum. Bütün hepsinde değişiyor. Eski haline getirdim. Eski getirdik. Şimdi şöyle yapacağız. İletişim PHP dosyasını oluşturalım. İndeks PHP sayfasını kopyaladım içeriğini. İletişime yapıştırdım. İletişimde de content alanı vardı. Content alanının içini boşalttım. Yeni bir içine div oluşturdum. Yeni bir div oluşturdum. Divin içerisinde de ne yaptım? Bir H3 attım. H3 yani başlık 3 koydum. İçerisine bir de form alanı koydum. Form alanın içerisinde bir tablo yapısı. Tablo neydi? Şuradan göstereyim. Buradan tabloyu siz öğrenirsiniz. Şöyle tablo alanı hücrelerden oluşuyor. Nasıl hücrelerden? Burada iki tane hücre var. Yatayda iki hücre. Yok dikeyde iki hücre. Yatayda daha fazla. Nasıl? Table row ne yapıyor? Dikeyde. Bunda da yatayda. Ne yaptı? Adını soyadınız diye sol tarafta yazacak. Giriş yapacağınız input alanı da sağ tarafında yazacak. Yine mail adresi için, telefon numarası, mesaj ve formun boşaltılması, gelinen yazıların boşaltılması için bir reset butonu, bir de gönderilmesi için submit butonu var. Butonu koydum. Input geri giriş alanları çok burada nedir? Text alanı bir herhangi bir metin girmek için. HTML5 ile beraber gelin e-mail tagı var. Daha sonra yine text alanı mesajlar. Mesajı yazacağımız yer uzun olacağı için gelelim şuradan. İletişim sayfasına. Sayfa yeniledik. Yeniledik. Bakın. Mesaj yazacağımız alan büyük olacağı için text araya yaptım. Yapıyoruz. Şimdi şunu anlatalım. Burada bir require alan var. Require hani girilmesi gereken bir yer. Hiçbir şey girmezseniz bakın şöyle bir uyarı alırsınız. Mesela kaydet sabitlerine bastığınızda böyle bir uyarı verir. Mesela burayı yazdığınız bir şeyler. Dediğiniz ki mail adresine de require yazıyorum. Yazdınız. Bakın. Posta adresine et işareti ekleyin. Bu require alanı ya şurada bakın. E-mail require. Hani girilmeli. Girme sorumluluğu var. Daha sonra telefon numarası yine text olacak. Bir de max length vardı. Max length nedir? Telefon numaralarımız 4, 3, 2, 2. Ne yapar? 4, 3, 7, 9, 11 karakter. 11. Yazdığımız zaman ne olacak? Buraya 11 karaktere kadar gireceğiz. 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 girdi. Bakalım hemen max length. Bakalım max length yanlış mı yazdım?
bilgisayara girilebilecek maksimum karakter. Yani telefon numarası olduğu için 11 karakter olsun dedim. Tabii diyeceksiniz telefon numarası rakamlardan oluşuyor. Burada harf de girdik. Biz şu anda HTML kısmını yaptığımız için istediğimiz gibi girebiliyoruz. Bunların kontrolünü server kısmında yapmamız gerekecek. Bunları daha yapacağız. Mesela burada yazı yazarken jQuery ile kontrol edeceğiz. İşte buraya sadece rakam girilmelidir şeklinde uyarı vereceğiz. Şimdilik sadece HTML kısmı. Daha sonra text area. Text area'ya bakın. Calls ve rows'a. Calls kolonlar. Hani genişlik yani dikeyde genişliği ve yatayda yüksekliği. Bakın. Şurası. Şuradan şurası. Calls. Şurası da rows. Değiştirdim şöyle. 30'u mesela 40 yapalım. Şu farkı görün. Genişledi. Yatayda genişledi. Şimdi daha sonra bir input alanımız var. Bu preset. Yani form alanları bu form alanında girilen verileri boşaltmak için. Diğeri de submit. Hani verileri kaydetmek için, göndermek için. Bu. Şimdi normalde bunlar bu kadar düzenli gözükmez. Onu da şurada düzeltiyoruz. CSS ile. Neydi? Şimdi ID değeri olan connect as vardı. Div alanımız. Div alanının bir genişlik verdik. Hatta buna bir min width verelim. Duruma göre genişleyebilsin. Bak. Gördünüz mü? Duruma göre genişleyecek. Daha sonra belki ortalasın. Yine şu margin ortalamak için padding'i içten genişletme. Bunu biraz düşürsek yeri var. Nedir? Padding'de içten boşluk. Şimdi şurada connect as table trt'de bakın connect as şu değil. Table trt'de yani td'leri seçiyorum. Bakın connect as table trt'de sıralamaya bakın. Connect as table trt'de şu yan taraftaki nth child'leriyle td ilk td şu bir ilk yani şunu şurayı ya yani şurayı şurayı gösteriyor. Şu iki de şu ikinci td'leri seçiyor. Bunun yanında başka bir td olsaydı seçmek için ne yapardık? 3 yazıp onu da kullanabilirdik. Yani dedim ki ilk çocuğunu ilk child'ını tekstinin sağ tarafa yazla. Şunu bir kaldıralım öyle bakalım. Kaydedelim. Sayfayı yenileyelim. Bakın yazılar ortalandı. Nizami şekilde gözükmüyor. Ben bunları şimdi sağ tarafa yazacağım. Neyle? Text line. Yine aynı şekilde ikinci çocuğu yani TR'den sonra gelen TD yani ikinci TD şu iki şu ikinci TD'yi gösteriyor. İşaret ediyor. Yani seçiyor. Ve bunu da sol tarafa yazla. Dedik. Sayfamızı yeniledik. Böyle bir şey ortaya çıktı. Şimdi şurada butonlarımız çok küçük gözüküyor. Bunları genişletelim. Ne yaparız? Bakın nasıl seçebiliriz. Bak şunu kopyalayalım. Anlatacağım şimdi. Connect as içerisindeki table'ın içerisindeki TR'nin içerisindeki TD'nin içerisindeki input köşeli parantez type preset. Ne diyelim? Heading'i 5 piksel olsun. Border'ı lime olsun. 1 piksel dashed lime olsun. Bakalım.
Orada var mı? Var. Bak, bunu seçti. Input alanı seçti. Input seçti. Input. Burası input mu değil? Bak, bu text area. Bakın burada bir input var. Ne? Submit, yani butonlar. Ben dedim ki sen sadece butonlara verme. Bütün input alanlarının rengi burada seçtik. Ben dedim ki ama ben input olmasın, sadece input değil submit alanları ve reset, bu butonları ayrıca şu şekilde seçiyoruz: input köşeli parantez type submit, yani submit butonunu, submit giriş alanını seç. Burada ne dedik? Input köşeli parantez type reset, reset butonunu seç dedik ve arka plan rengini de böyle bir şey yaptık. Gel diğer sayfaya bakın. Hayret dedik. Ne yaptı? Required alan olduğu için uyar verdi. İletişim sayfası bugünlük bu kadar. Bunun içerisinde güvenlik önlem olarak CAPTCHA olayını yapabilirsiniz. CAPTCHA. Şu güvenlik, yani bunu form alanında veyahut da bunu ileride de anlatacağım. Bunların yapılışını anlatmayacağım tabi. Farklı bir güvenlik önlemi anlatacağım. Bunu da yapabilirsiniz session'da. Bugünlük bu kadar. Merhaba arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. İletişim sayfasını alacağız. İletişim sayfasının formalını tasarlayacağız. Şöyle bir şey ortaya çıkacak. Ben hazırladım bunu. Sadece kodlara ne iş yaptığını anlatacağım. Şeyi yazmıştık. Fonksiyonu yazmıştık. Önceki dersleri takip ederseniz. Nüveli alanlı fonksiyonu almıştık. Sadece fonksiyondan değiştirip buradan linkini değiştirdiğimizde bütün sayfalara değişecek. Nasıl yani? Bakın buradan tıkladığımız zaman indeks sayfasına gidiyor. Buradan tıkladığımız zaman da iletişim sayfasına gidiyor. Şimdi mesela değiştirdim onu. İletişim sayfası yerine mesela ne diyelim? http www.google.com.tr yazarak sonra php kısmını sileceğiz. Kaydettik. Bakın sadece burada değiştirdim. Çünkü iki tane sayfada geri değiştirdim. Bakın. İletişim sayfasına geldiğim zaman, bakın şunun üzerine geldiğim zaman aşağıda şurada çıkan yazıya bakın. Ve tıklıyorum. Gördünüz mü? Ne yaptık? Şimdi indeks sayfasına gidelim. Buraya geldim. Bakın yine Google'a gittim. Yani tek bir yerden değiştiriyorum. Bütün hepsinde değişiyor. Eski haline getirdim. Eskanlığa getirdik. Şimdi şöyle yapacağız. İletişim PHP dosyasını oluşturdum. İndeks PHP sayfasını kopyaladım içeriğini. İletişime yapıştırdım. İletişimde de content alanı vardı. Content alanının içini boşalttım. Yeni bir içine div oluşturdum. Yeni bir div oluşturdum. Divin içerisinde de ne yaptım? Bir H3 attım. H3 yani başlık 3 koydum. İçerisine bir de form alanı koydum. Form alanı içerisinde bir tablo yapısı. Tablo neydi? Şuradan gösterdim. Buradan tabloyu öğrenirsiniz. Şöyle tablo alanı hücrelerden oluşuyor. Nasıl hücrelerden? Burada iki tane hücre var. Yatayda iki hücre. Yok, dikeyde iki hücre. Yatayda daha fazla. Nasıl? Table row ne yapıyor? Dikeyde. Bunda da yatayda. Ne yaptı? Adınız soyadınız diye sol tarafta yazacak. Giriş yapacağınız input alanı da sağ tarafında yazacak. Yine mail adresi için, telefon numarası, mesaj ve formun boşaltılması, gelinen yazıların boşaltılması
reset butonu, bir de gönderilmesi için submit butonu var. Butonu koydum. Input veri giriş alanları çok burada nedir? Text alanı bir herhangi bir metin girmek için. HTML5 ile beraber gelen e-mail tagı var. Daha sonra yine text alanı, mesajlar. Mesajı yazacağımız yer uzun olacağı için gelelim şuradan. İletişim sayfasına. Sayfa yenilemedik. Yenilemedik. Bakın. Mesaj yazacağımız alan büyük olacağı için text araya yaptım. Yapıyoruz. Şimdi şunu anlatalım. Burada bir QR alan var. QR hani girilmesi gereken bir yer. Hiçbir şey girmezseniz bakın şöyle bir uyarı alırsınız. Mesela kaydetsin. Buna bastığınızda böyle bir uyarı verir. Mesela burayı yazdığınız şeyler. Dediğiniz gibi mail adresine de bir QR yazıyorum. Yazdınız. Bakın. E-posta adresine et işareti ekleyin. Bu required alanı ya şurada bakın. E-mail required. Hani girilmeli. Girmek zorunluluğu var. Daha sonra telefon numarası yine text olacak. Bir de max length vardı. Max length nedir? Telefon numaralarımız 4, 3, 2, 2. Ne yapar? 4, 3, 7. 9, 11 karakter. 11 yazdığımız zaman ne olacak? Buraya 11 karaktere kadar gireceğiz. 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 girdi. Bakalım hemen max length. Bakalım max length yanlış mı yazdım? Max length. Bakalım. Sayfa yenilemedim yazdık yoksa. 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bakın. Sayfa yenilememişim deminden. Max link ile de oraya girilebilecek maksimum karakter. Yani telefon numarası olduğu için 11 karakter olsun dedim. Tabi diyeceksiniz telefon numarası rakamlardan oluşuyor. Burada hafta girdik. Biz şu anda HTML kısmını yaptığımız için istediğimiz gibi girebiliyoruz. Bunların kontrolünü server kısmında yapmamız gerekecek. Bunları daha yapacağız. Mesela burada yazı yazarken jQuery ile kontrol edeceğiz. İşte buraya sadece rakam girilmelidir şeklinde uyarı vereceğiz. Şimdilik sadece HTML kısmı. Daha sonra text area. Text area'ya bakın. Calls ve rows'a. Calls kolonlar. Hani genişlik yani dikeyde genişliği ve yatayda yüksekliği. Bakın şurası, şuradan şurası calls, şurası da rows. Değiştirdim şöyle. 30'u mesela 40 yapalım. Farkı görün. Bak biraz daha genişledi. Yatayda genişledi. Şimdi daha sonra bir input alanımız var. Bu preset. Yani form alanları bu form alanında girilen verileri boşaltmak için. Diğeri de submit. Hani verileri kaydetmek için, göndermek için. Bu. Şimdi normalde bunlar bu kadar düzenli gözükmez. Onu da şurada düzeltiyoruz. CSS ile. Neydi? Bizim bir ID değeri olan connect as vardı. Div alanımız. Div alanının bir genişlik verdik. Hatta buna bir min width verelim. Duruma göre genişleyebilsin. Bak. Gördünüz mü? Duruma göre genişleyecek. Daha sonra belki ortalasın. Yine şu margin ortalamak için padding'i içten genişletme. Bunu biraz düşürsek yeri var. Nedir? Padding'de içten boşluk. Şimdi şurada connect as table trt'de bakın connect as şu değil table trt'de yani td'leri seçiyorum.
özellikleriyle TD ilk TD şu bir ilk yani şunu şurayı veya şurayı şurayı gösteriyor. Şu iki de şu ikinci TD'leri seçiyor. Bunun yanında başka bir TD olsaydı seçmek için ne yapardık? 3 yazıp onu da kullanabilirdik. Yani dedim ki ilk çocuğunu ilk child'ını tekstinin sağ tarafa yazla. Şunu bir kaldıralım öyle bakalım. Kaydedelim. Sayfayı yenileyelim. Bakın. Yazılar ortalandı. Nizami şekilde gözükmüyor. Ben bunları şimdi sağ tarafa yazacağım. Neyle? Text ilan. Yine aynı şekilde ikinci çocuğu yani TR'den sonra gelen TD yani ikinci TD şu iki şu ikinci TD'yi gösteriyor. İşaret ediyor. Yani seçiyor. Bunu da sol tarafa yazla dedik. Sayfamızı yeniledik. Böyle bir şey ortaya çıktı. Şimdi şurada butonlarımız çok küçük gözüküyor. Bunları genişletelim. Ne yaparız? Bak nasıl seçebiliriz? Bak şunu kopyala ya. Anlatacağım şimdi. Connectors içerisindeki table'ın içerisindeki TR'nin içerisindeki TD'nin içerisindeki input köşeli parantez type preset ne diyelim heading'i 5 piksel olsun border'ı lime olsun pixel dashed lime olsun bakalım gördünüz mü? Bir fark gördüm artık o neden öyle aldık anlamadım. Neyse. Biz sadece diyelim ki input alanlarını seçelim. Padding, border, iletişim sayfası. Bakın input alanlarını gördünüz. Bir saniye çalışıyor mu? Çalışıyormuş. Bir garip durdu çalışmıyordu. Neyse border'ı silelim. Çok hoş bir görüntü olmadı. Buton olduğu tam net belli olsun. Evet. Bakın daha net bir görünüm oldu. Bir de color verelim. Yani rengini. Color. Şöyle yeşil bir şey olsun. Uğraşmayalım rengiyle. Gördüğünüz gibi. Diyelim ki biz şunu alalım. Bu hepsini. Input alanlarının hepsini seçiyor. Sahip eşittir ney reset veya da sabit diyelim. Neyse ikisini yazarsın. Sabit virgül bunu kopyalıyorum. Şunu reset yapıyorum. Neden yaptığımı anlatacağım. Background color şöyle bir şey olsun. Arka plan rengi. Bakın. Şimdi şuradaki kodlarımızda şöyle küçültelim şöyle. Şu input alanı seçmiştim ya. Table'ın içerisindeki TR, TD'nin içerisindeki inputlar. Bakın. TR, TD'nin içindeki inputlar. Burada var mı? Yok. Burada var mı? Var. Bakın. Bunu seçti. Input alanı seçti. Input seçti. Input. Burası input mu değil? Bakın. Bu text area. Bakın burada bir input var. Ne? Submit. Yani butonlar. Ben dedim ki sen sadece butonlara verme.
şeyi submit olanlara ve reset bu butonları ayrıca şu şekilde seçiyoruz. Input köşeli parantez type submit. Yani submit butonunu, submit giriş alanını seç. Burada ne dedik? Input köşeli parantez type reset. Reset butonunu seç dedik. Ve arka plan rengini de böyle bir şey yaptık. Gel diyelim sayfaya bakın. Kaydet dedik. Ne yaptı? Required alan olduğu için uyar verdi. İletişim sayfası bugünlük bu kadar. Bunun içerisinde güvenlik önlem olarak CAPTCHA olayını yapabilirsiniz. CAPTCHA şu güvenlik bunu formalarını veyahut da bunu ileride de anlatacağım. Bunların yapılışını anlatmayacağım tabi. Farklı bir güvenlik önlemi anlatacağım. Bunu da yapabilirsiniz. Session'da.